Yeni bir videodan herkese merhaba. Arkadaşlar önemli bir konu var. Nedir bu? Tabii ki mesajlaşma yazılımları. Aslında Hakkı abi bu konu epey geride kaldı diyeceksiniz. Haklısınız ama WhatsApp sadece bu ateşi birazcık erteledi. Ne zamana erteledi? Mayıs ayına. Şimdi Mayıs ayına sayılı günler kala tabii ki biz bu konuyu yeniden gündeme getirmek istedik. Neden? Çünkü biraz önce Turkcell tarafından önemli bir davet aldık ve davet aldığımız yerdeyiz şu anda. BİP hakkındaki önemli gelişmeleri bize aktardılar. BİP biliyorsunuz Türkiye'de Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bir mesajlaşma yazılımı. Sadece Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı yok. Yurt dışında da başka ülkelerde de inanılmaz bir kullanıcı kitlesine sahip ve diğer mesajlaşma yazılımlarının sunmadığı bazı özellikleri bize sunuyor. Tabii ki alınacak yol var, geliştirilecek özellikler var. Bu zamanla hallolacak şeyler. O nedenle bu gelişmelerden dolayı Türk mühendislerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Şimdi gelelim bizim asıl konumuza. Yani önümüzdeki günlerde acaba WhatsApp yine diretmeye devam edecek mi? Eğer edecekse nasıl tepki gösterecek? Hem vatandaşlar hem de Rekabet Kurulu. Biliyorsunuz Rekabet Kurulu WhatsApp'a bir mesaj gönderdi. O mesaj karşılık buldu mu bilemiyoruz. Temsilci atayan Facebook ve WhatsApp acaba bu istekleri nasıl yerine getirecek? Bunları hep beraber göreceğiz. Şimdi bu toplantıya bazı yayıncı arkadaşlarım da katıldı. Sevgili Sabri'ye aslında sormak istediklerim var. Her şeyi ben anlatmış olmayayım. Şimdi Sabri'ye şunu soracağım. Öncelikle WhatsApp'taki bu fırtına yeniden başlayacak gibi görünüyor. Acaba bu konuyla alakalı neler düşünüyor onu bir dinleyelim. Yaklaşan WhatsApp fırtınası için ne söylemek istersin? Gerçekten merak ediyorum nasıl olacağını. Çünkü şu anda sanki fırtına biraz dindirilmiş gibi. Mayıs ayında tekrardan bir fırtınanın kopması muhtemel ve Türkiye tarafında da durum biraz daha farklı. Çünkü Rekabet Kurumu kararı var ortada. Ve bu nedenle WhatsApp'ın sadece dünya genelinde değil, Türkiye'de de nasıl faaliyetine devam edebileceği de ayrı bir tartışma konusu olacak diye düşünüyorum. Yine Ocak ayında yaşadıklarımıza benzer bir tartışmayı, yine işte alternatif uygulamalara ilgiyi Mayıs ayında da görebiliriz. Tüketicilerin, ben her zaman söylerim, bilinçli okuryazarlık önemlidir. Sadece birilerinin lafına takılmamaları, kendilerini bizzat biraz araştırıp görmeleri gerekiyor. BİP konusunda da ortada birçok tartışma döndü, işte karşılaştırma tabloları vesaire yaptılar. Bunların bir kısmı belki doğru, bir kısmı da yanlış. Bu nedenle tüketicilerin geniş bir çerçevede olaya bakması gerekiyor ve sadece tek bir kaynağa takılıp karar vermemeleri gerekiyor. Peki sen BİP'in en beğendiğin özellikleri neler? Ben grup görüntülü görüşme özelliğini beğeniyorum. Doğum günlerinde de aktif şekilde kullanıyoruz ve gerçekten belirttikleri gibi HD kalitede iyi bir görüntü kalitesiyle sanki uzaktakiler yanınızdaymış gibi gösteriyor. Belki kullanıcı sayısı arttırılabilir. 10 kullanıcı var şu anda. Bazı kişilerin çevresi çok daha geniş. Mesela bir doğum günü bir kutlama yapıyorlarsa daha fazla kişiyi çağırmak isteyebilirler. Bu nedenle sınır kaldırılırsa ki kaldırılacağı söyleniyor. Çok daha iyi seviyeye gelir bu iş, özellik. Sevgili Sabri ile olan bu konuşmamızdan sonra dilerseniz topu bu sefer Turkcell yöneticilerine atalım. BİP'teki gelinen nokta nedir? Yakında açılacak bazı yeni özellikler var. Onların neler olduğunu gelin hep beraber Ataç Bey'den dinleyelim. Biliyorsunuz aslında BİP'e yaklaşık 7-8 seneden beri yatırım yapıyoruz. Altyapımız aslında bu yüksek gelen ihtiyacı karşılayabilecek bir duruma uzun zaman önce getirdik. Ve bu son dönemde WhatsApp'taki politika değişikliği zorunluluk dayatma yüzünden de BİP'e olan ilgi alaka çok arttı. 2 ay içerisinde 30 milyon üzerinde yeni kullanıcı kazandı. Aylık aktifliklerimiz artık 30 milyonları geçti. Tüm operasyonel API'ler dediğimiz hani mesajlaşma adetleri, mesajlaşan kişi sayıları, arama yapan kişi sayıları, arama adetleri, bunların hepsi kat be kat arttı. İnşallah bundan sonraki dönemde çok daha iyi bir noktaya gideceğini düşünüyoruz. Aslında BİP'te her zaman yeniliklerin öncüsü olmaya çalışıyoruz. Yani bizim seneler önce hayata geçirdiğimiz secret mesaj dediğimiz kaybolan mesaj özelliği mesela. Bundan 5-6 yıl önce hayata geçirmiştik. Rakiplerimiz bunları daha yeni yeni hayata geçiriyorlar. Grup görüntülü görüşmeyi yine bundan 3 sene kadar önce biz hayata geçirmiştik. Şu anda da 10 kişiye kadar HD kalitesinde grup görüntülü görüşme yaptıran tek platform biziz. İnşallah buradaki kişi bariyerini de ortadan kaldıracağız. Bunun yanında gene biliyorsunuz son dönemde en büyük isterlerden bir tanesi de insanların geçmiş mesajlaşma birikimlerini yeni platformlarına taşımak oldu. Bu anlamda da insanların sohbetlerini, gruplarını taşıyabileceği bir özellik üzerine çalışıyoruz ve çok kısa bir zaman içerisinde bu özelliği de hayata geçirmiş olacağız. Takipçilerin soruları oluyor. Acaba BİP'teki mesajlaşmalarımız kimlerin eline geçiyor vesaire diye böyle bir tereddütleri oluyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?
Bugün BIP'te her kullanıcının attığı mesaj diğer kullanıcıya ulaştıktan sonra siliniyor. Dolayısıyla hiçbir mesaj saklanmıyor. Onu söyleyebilirim. Kullanıcıdan kullanıcıya mesaj iletilirken tamamıyla şifreli bir şekilde hiç kimsenin araya giremeyeceği bir metotla taşınıyor. Kullanıcılarımız sadece yedekleme özelliğini açarlarsa bu bizim uluslararası standartlardaki data center'larımızda şifreli bir şekilde sadece kullanıcılarımızın ilgili kullanıcının erişimi olacak şekilde saklanıyor. Dolayısıyla kullanıcılarımız kendilerini güvende hissedebilirler. BIP şirketi, biliyorsunuz BIP ayrı bir şirket haline geldi artık. BIP şirketi ile kullanıcılarımızın tüm kişisel bilgileri güven altında diyebilirim. Uçtan uca şifreleme de gene çok soruluyor. Onunla alakalı da çok kısa bir bilgi vereyim. Bugün BIP'teki her şey şifreli ama uçtan uca şifreleme ile alakalı da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu sene içerisinde de kullanıcılarımız kendilerini daha rahat hissedeceklerini düşündüğümüz için uçtan uca şifreleme, end-to-end encryption'ı da hayata geçirmiş olacağız. Platformlara bakarken tabii ki de uçtan uca şifrelemeyi hayata geçiren platformlar var. Bunların özellikle eski backup'ları nerede tuttukları çok önemli. Dediğiniz gibi aslında burada kendi backup sistemlerini kullanmıyorlar. Sizin mesajlaşma birikiminizi üçüncü bir partiyle de paylaşmış oluyor. Onu da söylemek lazım. BIP içerisinde her şey BIP şirketi içerisinde. Dolayısıyla kendi backup sunucularımız var. Kimsenin erişemeyeceği bir şekilde, şifreli bir şekilde kullanıcılarımızın, yedeklemek isteyen kullanıcılarımızın yedekleri ilgili data center'larımızda tutuluyor. Türkiye'de geliştirilen BIP'in macerasını hep beraber dinlemiş olduk. Umarım bu anlattıklarımız hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Mesajlaşma yazılımları konusundaki görüşlerinizi de aşağıda lütfen belirtin. Çünkü çoğu kimsenin unutmuş olduğu bu fırtına, WhatsApp fırtınası yakında yeniden parlayacak gibi görünüyor. Ona şimdiden hazırlıklı olalım diye bu videoyu sizlerle paylaşmak istedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.